Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni vlogumuza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kurabiye tarifi vereceğiz. Ben başladım ama son anda aklıma siz geldiniz. O yüzden size de vermek istedim. Gerçekten inanılmaz güzel bir kurabiye. Yaptıkça yedikçe yedirten bir kurabiye. Tatlı bir kurabiye olacak. Hemen malzemelerimizi saymaya geçelim. İçerisinde 125 gram margarin var. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Hemen arkadaki malzemelerimize geçelim. Yarım çay bardağı nişasta. Yarım su bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı kavrulmuş susam. Bu normal beyaz susamdı. Bunu tavaya alıp güzelce kavurduk. Hiç yağ falan eklemeden. Rengi dönene kadar kavuruyoruz. Burada bir çay bardağı iri ceviz var. Birazcık sirke koyacağım. Tarifte yok ama ben genelde kullanıyorum. Çok azıcık bir tutam tuz koymamız gerekiyor. Vanilya ve kabartma tozuna ihtiyacımız var. Bir de 2,5 su bardağı un koyacağız. Şimdi malzemelerimizi ekleyelim. Güzelce yoğurmaya başlayalım. Öncelikle tüm malzemelerimizi koymakla başlayalım. Yarım su bardağı nişastamızı ekliyoruz. Yarım çay bardağı. Yarım su bardağı pudra şekeri. Şöyle bir tutam da tuz ekliyoruz. Yine bir yemek kaşığı belki daha az sirkemizi ekleyelim. Bunları en son ekleyeceğiz. Kabartma tozumuzu ve şeker vanilyamızı ekleyelim. Öncelikle bunları güzel bir homojen kıvama getirelim. Daha sonra onunla ekleyeceğiz. Homojen bir kıvamı getirdik. Şimdi içerisine 2 su bardağına yakın un ekleyeceğiz. Tabi biraz kontrollü eklememiz gerekiyor. Önce az ekleyelim. Daha sonra tekrardan ekleriz. Hamurumu güzelce yoğurdum. Yaklaşık 2 su bardağı un koydum. Bayağı da yumuşak bir kıvama sahip şu anda. Hemen içerisine susamımızı ve cevizimizi ekleyelim. Tekrardan yoğuralım. Hamurum istediğim kıvama geldi. Bakın oldukça yumuşak bir kıvama sahip. Şimdi şekillerini vermeye geçelim. Evet. Birazcık alıyoruz. Şöyle hafif. Biraz küçük mü yapalım? Bence de çok büyük. Evet. Bence şöyle büyük. Biraz daha alacağım. Zaten tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu büyük, bu boyutlarda güzel. Böyle hafif, daha büyük yapabilirsiniz. Hafif yassı bir şekilde kurabiyemizi yapıyoruz. Kurabiyemize şekillerini vermeye geçtik. Şimdi çatalla şöyle üzerine hafifçe bastırıyoruz. Bu arada fırında 180 derecede ısıttık. 180 derece ayarda. Şimdi bunları da fırına verelim. Daha sonra çıktı halini görüşürüz. Fırına kurabiyelerimizi attık. Ben de size o sırada hemen şunları göstereyim. Bugün halamlar geldiler Bursa'dan. Gelirken de Yalova'ya uğramışlardı. Amcamlar da bize birkaç şey yollamışlar. Şunu göstereyim. Bunu yengem benim için göndermiş. Fincan sevdiğimi bildiği için fincan göndermiş. Bunu çok beğendim. Gerçekten hepsi çok güzel de zaten. En beğendiğim de şu oldu. Bu Almanya'danmış sanırım. Annesinin bir parçasıymış. O kadar güzel ki ve ip incelik size anlatamam. Zaten markası da şey Bavari'nin, antika bilenler çok iyi bilir. Bavari'nin fincanları çok kaliteli ve güzel oluyorlar. Ben de buna bayıldım zaten. Ben zaten Instagram'da böyle sık sık mezatlara giriyorum, antika mezatlarına. Buna denk gelmiştim tabii, aynı model değil ama yine farklı modelini. Çok beğeniyordum dediğim gibi. Bir de şöyle bir fincan göndermiş. Bu da o kadar küçük ki size anlatamam. Normal fincanlara göre bayağı bir küçük. Bakın şöyle göster, anlarsınız umarım. Şöyle göstereyim.
bayağı bir küçük. O da, bu da çok güzel. Bunun da sanırım tek altı kalmış. Üstü yok ama altı bence bulursam üstünde harika bir kombin olur. Gerçekten bu da çok güzel ve kibar. Yine bu da oldukça şık. Hepsini çok beğendim. Bir de amcam birkaç çiçek de göndermiş. Onları da size göstereyim. Çiçekleri geçmeden önce bunu da göstermek istedim. Bunu halam getirmiş. Bursa'dan toplamışlar bunu. Bursa eriği. Hatta internette baktım, papaz eriği olarak geçiyor. Elazığ'da yetiştirdiklerimize nazaran daha böyle sulu, daha böyle tatlı değil mi? Tatlı bir erik. Tadı çok güzel. Ben çok beğendim. Bayağı bir yedim. Normalde bizim erikleri çok fazla yiyemem ama bunları böyle baya baya yedim yani. Hatta tuza da bandırdım. Çok güzel oldu. Şimdi çiçeklerimizi gösterelim. Bakın bunu göndermiş amcam. Bunun pembesi nar çiçeği gibi olan, turuncu gibi olan bizde rengi vardı ama bu da çok güzel. Böyle fuşya gibi çok güzel bir renk. Şuradaki de domates sanırım. Hemen şunu göndermişler bir de. Bu da sümbül tarzı diye bir şey düşünüyorum ama bilmiyorum bunun ne olduğunu. Şurada da birkaç tane bir şey yine var. Burada böyle açelya tarzı bir çiçek var. Yine bunun da adını bilmiyorum ama arayıp sorarım. Bugün misafiri vardı diye arayamadım. Yengemi aradım, sadece konuştum. Onu da ararım. Akşam sorarım zaten bunların olduğunu. Bir de böyle tohum göndermiş. Aslında onları da bir göstereyim size. Bu da yine amcamın gönderdiği tohumlar. Hemen açıp sizinle beraber bakalım. Bir tane düştü sanırım. Burada su kabağı ve kudret narı var. Su kabağı bizde çok az vardı. Hatta sizinle beraber dikmiştim. Sanırım 3 tane tohumumuz vardı. Onları da sizinle beraber diktik zaten. Hemen burada Çin marulu var. Bu neymiş? Bu da Çin marulu. Karnabahar. 2 paket karnabahar var burada. Brüksel. Aa, düştü. Burada Brüksel lahanası var. Ben çok merak ediyordum Brüksel lahanasını. Hatta Instagram'da çok önüme çıkıyordu. Koparış falan çok hoşuma gidiyordu. Bunu da mutlaka dikeceğiz inşallah. Bu neymiş? Bu da bir marul diye düşünüyorum ama. Bunu da yine marul olarak düşünüyorum ama bilmiyorum. Yine sorarız da bunu amcama. Hiçbir fikrim yok bunun olduğuna. Bir tohumlarına bakalım sizinle beraber. Merak edenleriniz olur elbet. Şöyle içinde çok değişik tohumları var. Şöyle bir tohum. Ben zaten daha önce takip edenler çok iyi bilir. Tohumları incelemeyi çok seviyoruz. Bunlar açık değil. Açık olsaydı bakardım bunlara. Bu şekilde tohumlar. Burada da yine fasulye var. Bunları kaldırayım. Artık yarın bahçeye gittiğimizde İnşallah bunları da köşeye dikeriz. Yemeklerimiz de burada hazır. Ablam güzel bir cacık yaptı. İçerisine son anda nane de katarız. Burada güzel bir kıymalı yemeğimiz var, köfteli. Hemen burada pilavımız var. Annemler de bahçedeydiler. Onlar da şimdi döndüler. Artık yemeğimizi afiyetle yeriz. Daha sonra görüşürüz. Kurabiyemiz de zaten şu an pişiyor. Onun son halini de size gösteririz. Kurabiyemiz fırından çıktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca fırında tuttuk. Altında size göstereyim. Bu şu an bayağı bir sıcak olduğu için gösteremiyorum. Ama soğumasını beklememiz gerekiyor. Tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi soğumasını bekleyelim. Biz de o sırada yemeklerimizi yiyelim. Kurabiyelerimiz pişti. Size kıyırlığını da gösterelim. Kıyırlığını da göstereyim. Tadı da çok güzel. O kadar kıyır ki size anlatamam. Mutlaka yapıp yemeğinizi tercih ederim. Çok lezzetli oluyor. Bu arada ben Marius ile çikolata eritip şu uç kısmında batırırsanız bir o kadar lezzetli oluyor. Çikolatamız yoktu diye biz bu şekilde yaptık. Bu şekilde bile güzel oldu diyebilirim size. Şimdi çayımızı dolduralım, bir güzel kurabiyelerimizi atıştıralım. Uzun zaman sonra bahçemizdeyiz. Annemler sürekli gidip geliyordu ama biz yeni geldik. En son geldiğimizde sebze fidelerini göstermiştik. Annem onları artık, annemle babam onları artık dikmeye başlamışlar. Bu yılki yerimiz burası. Geçen yıldan bizi takip edenler çok iyi bilir ki şuraya, en
bahçenin en uç noktasına dikmiştik. Şimdi babamlar buraya dikmişler. Çünkü her yıl üst üste aynı yere dikilmez diye buraya dikmişler. Burası hem bizim eve daha yakın oluyor. Bakması daha kolay olur. Şuradan itibaren. Şuradan geliyor. Sanırım şurayı da yapacaklar, öyle biliyorum. Çünkü şurayı araba koyduğumuz yeri yapmayacaklar ama burayı da yapacak diye biliyorum. Bakalım, zaten son anlarında size gösteririz. Çiçeklerimiz de çıkmış. Onları da size göstermek istedik. Şu fideleri de birazdan geçip gösteririz. De ondan önce bir ablam kahvaltı yapacak. Biz yaptık. Ablam yapamamış da. O yüzden bir kahvaltı yapacak. Daha sonra ben de nane toplayacağım ablam için. Şu papatyalarımızı da göstermek istedik. Geçen geldiğimizde çok azdı ama bu sefer daha fazla olmuş. Bakın. Şöyle büyüklüğünü size anlatabiliyorumdur umarım. Kocamanlar. Avucumun içi kadar neredeyse. Çok güzel görünüyorlar. Ve burayı tamamen kaplamışlar. Birazdan şunun yanına da gideriz ama ilk önce şuna biraz daha bakalım. Ben biraz fotoğraf da çektim zaten. Size bu çiçeği de gösterelim. Yine bunları da geçen yıl tohumlarını dikmiştik. Bu aslan ağzı oluyor. Bakın şöyle iki yandan bastırınca açılıyor. Bu da çok güzel. Biraz da eve götürürüz aslında, çıkartabilirsek. Bir saksıyı da eve götürürüz. Diğerleri yine aynı. Şu güllerimiz de açmış. Onu da göstereyim. Şöyle çevirdiğimiz güller. Çok güzeller bunlar da. Tamam. Pembe pembe kocaman gülleri var. Ve kat kat oluyor. Tek sıkıntısı bu çok çabuk geçiyor. Bir sefer çıkıp hemen bitiyor. Frenk üzümlerimize de bakalım. Şuradaki güllerimiz de komple açmış. Frenk üzümler yine aynı. Değişen bir şey yok. Burayı da birazdan uzaktan size gösteririm. Şimdi biraz nane toplayalım. Havada çok sıcak. Sen bilirsin. Havada aşırı derecede sıcak. Zaten haberlerde de söylüyordu, doğuya, batıya çöl sıcaklara gelecek diye. Biz de tam öyle vaktinde geldik ama. Çayı da evden böyle termosumuza koyup getirmiştik. Bir de simit falan aldık, onları yiyeceğiz. Şimdi biz çayımızı içelim, daha sonra görüşürüz. Aslında bugün gelmeyi düşünmüyorduk ama mobilyacılar mutfak dolaplarını takmak için salı günü geleceklerini söylediler. O yüzden gelip şuraları bir düzenleyelim dedik. Şu karşı tarafı tamamen kaldıracağız buradan. Bir de arka tarafta bir yüklük tarzı ve vestiyer tarzı bir yer yaptıracağız. Zaten yaptığımızı da size gösteririz. Kısa kısa çekiyoruz aslında. Hatta gidip geçen gün dolapların kapaklarına, kulplarına baktık. Onları da kısa video halinde çektik. Hepsini toplu bir şekilde atmayı planlıyoruz. Şimdi de burayı bir güzel temizleyeceğiz. Zaten şu dolap yine burada kalacak. Tabii bu tarafa koyacağız. Daha önce anlatmıştım. Anlattık mı bilmiyorum ama. Bu da ardiye yaparsak ardiyeye gidecek. Hemen yanında bir dolaplar daha var. Onları da zaten düzenlediğimiz zaman size gösteririz. Şimdilik buraları temizlemeye geçelim. Bu arada annemle babam da dayımlara yardıma gittiler. Aşağı tarafa gittiler. Biz de ablamla buraları halledeceğiz. Şimdi biz temizlemeye geçelim. Daha sonra görüşürüz. Hemen bir durum güncellemesi yapalım. Bu kısmı tamamen boşalttık. Buradaki dolaplarda da silinecek yerler vardı. Onları da sildik. Yerlerini sildik. Bunu yine aynı yere koyacağız. Çünkü dolabımız burada olacak. Temizliğimiz devam ediyor bizim. Buraları toplarken misafirimiz geldi. Biz de ara vermek durumunda kaldık. Biraz bir şeyler yedik. Hatta şuralar hala şu vaziyette. Biraz oturduk. Şimdi misafirlerimiz biraz geziyorlar. Biz de devam ediyoruz. Bahçemizden döndük. Bayağı bir yorgun hissediyoruz kendimizi zaten. Arabayı yıkamaya geldik. Şu an benzinlikteyiz. Ablamla babam arabayı yıkıyorlar. Daha sonra eve geçeriz zaten. Kimsecikler de yok zaten. Aslında temizdi de şu tekerlekler etkilendi, çamura girdik. O yüzden yıkamaya geldik. Videonun nasıl olduğu konusunda da hiçbir fikrimiz yok. İnşallah güzel ve keyifli bir vlog olmuştur. Ne çektiğimizi bile hatırlamıyoruz inanın ki. Artık eve geçelim. Vlogumuzun da sonuna gelelim. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.